Merhaba arkadaşlar, bu videoda CPE-510 Access Point ile 15 kilometre mesafeye kablosuz internet nasıl iletilir bunu anlatacağım. Kutu açılımını ben yaptım. İçerisinden bir adet Access Point, bir adet POI adaptörü ve şu anda burada göremediğiniz bir adet de kalın klips çıkıyor. Bu klips ile Access Point'i herhangi bir yere sabitleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar, bu cihaz kendi başına bir Access Point. Fakat ikinci bir cihaz satın aldığınız zaman noktadan noktaya 15 kilometre mesafeye kablosuz ağ iletimi yapabiliyorsunuz. Bunun için cihazın birini Access Point, diğerini de Silent olarak ayarlamamız gerekiyor. Şimdi cihazı ayarlamamız için bağlantısı nasıl yapılır? Öncelikle onu göstereyim. Bilgisayarınızın Ethernet girişinden POI adaptörümüzün LAN girişine kablomuzu bağlıyoruz. Daha sonra POI adaptörümüzün POI çıkışından Access Point'imizin POI girişine bağlantı yapıyoruz. POI adaptörümüze 220 volt beslememizi veriyoruz. Ardından alt kapağını kapatıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi Access Point'imizi bağlamış olduk. Bu şekilde bağlantı yaptığımız zaman Access Point'imizin üzerinde Power ve LAN ışıkları yanacaktır. Şimdi Access Point'imizi bilgisayardan nasıl ayarlayacağız onu göstereyim. Öncelikle denetim masasına gidiyoruz. Açılan sayfada ağ ve internet seçeneğine tıklıyoruz. Tekrardan açılan sayfada ağ ve paylaşım merkezi seçeneğine tıklıyoruz. Sol tarafta bağdaşlaştırıcı ayarlarını değiştirin seçeneğine tıklıyoruz. Açılan sayfada kablolu ağ bağlantımızın üzerine sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Bu ekranda internet protokolü sürüm 4 TCP IPv4 seçeneğine çift tıklıyoruz. Arkadaşlar, açılan sayfada aşağıdaki IP adresini kullan seçeneğini seçip hemen aşağıdaki açılan kutucuklara 192.168.0.10 yazıyoruz. Alt A maskesi kutucuğuna tıklayarak buradaki oluşan rakamları bu şekilde bırakıyoruz ve tamam diyoruz. Şimdi bilgisayarımızın ayarlarını yaptık. Bir internet tarayıcısı açacağız. Açıyorum. Buraya 192.168.0.254 yazıyorum ve Enter'a basıyorum. Karşıma bir arayüz çıkıyor. Burada bana Access Point'imizin kullanıcı adı ve şifresini soruyor. Access Point'imizin fabrikasyon kullanıcı adı admin. Şifresi de admin. Büyük harflerle yazdım. Küçük yazayım. Küçük olması gerekiyor. Admin. Admin. Buradan bölge seçmemiz lazım. Türkiye'yi seçeceğiz. Aşağıda dil seçeneği var. Türkçe olmadığı için İngilizceyi seçiyoruz. Aşağıda da bu yazıyı okudum, onaylıyorum gibi bir kutucuk var. Tıklıyoruz ve login diyoruz. Arkadaşlar, burada da yeni bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacağız. Ben admin diyorum tekrardan. Şifreme de basit bir şifre koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siz daha güvenli bir şifre koyun. Tekrardan yazacağım şifremi. Finish diyeceğim. Durum sayfasına yönlendirdi beni. Burada Quick Setup diyorum. Access Point seçeneğini seçiyorum. Ardından Next diyorum. Burada cihazıma IP adresi vermem gerekiyor. Ben 192.168.1.50 IP'sini vereceğim. Siz IP havuzunuzdan bakın. Ona göre IP'nizi verin. Alt A maskesine dokunmuyorum. Next diyorum. Burada bir SSID belirlemem lazım. Cihaz yayın yaparken bu isimi gözükecek. Buraya ben deneme yazıyorum arkadaşlar. Türkiye'yi seçiyorum. Burada mod seçimi var. 802.11.
Arkadaşlar bu 802.11 ibaresi cihazlar kablosuz yerel ağ üzerinden iletişim kurarken kullandığı kuralları temsil ediyor. Burada 3 satırda sırayla 802.11a, 802.11n, 802.11a bölü n seçenekleri var. İki kuralın özelliklerini 802.11n taşıdığı için burada bu seçeneği seçiyoruz. Ayrıca 802.11a ve 802.11n iletişim kuralları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen arkadaşlara açıklama kısmından link paylaşacağım. Devam edelim. Burada channel width diyor. Burada 20 bölü 40 MHz'i seçip aşağıya hemen bakıyoruz. Burada da kanal frekansı otomatik olarak bırakacağız. Hemen altında security var. Burada WPA2 PSK'yı seçiyoruz. Ardından bir Wi-Fi şifresi belirleyeceğiz. Ben yine basit bir şifre belirliyorum. Siz daha güvenli bir şifre belirlersiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada access point'imizde kaç kilometre mesafeye yayın yapacaksak onu yazıyoruz. Biz 15 kilometre yapacağız. Ben buraya 15 yazıyorum. Burada max stream seçeneği var. Arkadaşlar max stream ağın verimliliğini arttırıyor. Mesafe arttıkça birçok kablosuz istasyon ile karşılaşılan vericilerdeki kanal çakışmaları veya bağlı kullanıcı sayısı gibi nedenler kablosuz ağın gerçek verimini düşürüyor. Bu nedenle max stream teknolojisi bu sorunu çözerek ağın verimliliğini azaltan etkileri hafifletiyor. Bu yüzden bu seçeneği seçmeniz iyi olur. Seçiyorum ben de. Next diyorum. Ardından finish diyorum. Bu kadar. Access point'im ayarlanmış oluyor. Şimdi size karşı tarafa koyacağımız access point'in silent ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar silent'in bağlantısı da aynı. Değişen hiçbir şey yok. Şimdi ekranım gitti. Ayarlarım yapıldı. Arkadaşlar şimdi silent cihazımızın ayarlarını nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle biraz önce access cihazımızın ayarlarını yapmıştık. Access cihazımızın fişe takılı olması lazım. Çünkü silent cihazımızdan access cihazımızı bulup ikisinin birbiriyle haberleşmesini sağlayacağız. Şimdi arkadaşlar tekrardan tarayıcıyı açıyorum. Silent cihazımızın IP adresini yazıyorum. 168.0.254. Açılan sayfada tekrardan kullanıcı adı ve şifresini yazıyorum. Admin admin. Burada bölge seçimi yapacağım. Turkey diyorum. Dil seçeneği İngilizce ve login diyorum arkadaşlar. Burada tekrardan bir kullanıcı adı belirliyorum. Şifre belirliyorum. Finish diyorum. Tekrardan Quick Setup bölümüne giriyorum. Burada arkadaşlar dikkat edin. Cihazımı silent olarak ayarlayacağım. Tıklıyorum. Next diyorum arkadaşlar. Burada bir IP adresi vereceğim. Bu sefer 1.51 demek istiyorum. Şimdi alt ağ maskesini de değiştirmeden Next butonuna basıyorum. Burada Survey seçeneğini seçip tarama yapıyor arkadaşlar. Şimdi Access Point'i buradan buldu. Access Point'imizi seçiyoruz. Ardından Connect diyeceğiz. Hemen aşağıda yukarıdaki ayarlara hiç dokunmadan aşağıda bu access point'imizin Wi-Fi şifresini buraya gireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olarak belirlemiştik. Buraya da 15 kilometreyi tekrardan yazıyoruz. Arkadaşlar next diyoruz, finish diyoruz. Böylelikle access point'imizi silent olarak ayarlamış oluyoruz. Arkadaşlar böylelikle kurulumu tamamlamış oluyoruz. Bu kurulumun sonunda access olarak ayarladığımız cihazın şurada sinyal seviyesini görüyorsunuz. Bu da silent olarak ayarladığımız cihazın sinyal seviyesi. Şu anda görüyorsunuz ikisi de full çekiyor. Yani şu iki nokta arasında bir haberleşme sağlanıyor anlamına geliyor. Arkadaşlar böylelikle iki access point ile noktadan noktaya 15 kilometre mesafeye nasıl internet yayını yapılır bunu anlatmış olduk. Kısaca cihaz hakkında birazcık daha bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bu cihaz dış ortamlar için üretilmiş. Ev içerisinde access point'e ihtiyacınız varsa bu cihazlar size fazla gelecektir. Boyutu da çok büyük bu cihazların. Tamamen dış ortamlar için tasarlanmış. Arkadaşlar bu cihaz 15 kilovolta kadar elektrostatik yüke dayanıklı bir cihaz. Hemen alt tarafında bir topraklama girişi var. Buraya toprak bağlantısı yapabiliyorsunuz. Ayrıca 6000 volta kadar da yıldırıma karşı dayanıklı bir cihaz. Söylediğim gibi tamamen dış ortamlar için tasarlanmış. Benim bu cihazla alakalı anlatacaklarım bu kadar. Arkadaşlar destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.